Günaydın. Dağlardaki dördüncü sabahımıza hoş geldiniz. Ben çok güzel bir uyku çektim. Zinde uyandım. Saat 6:30, bir 10-15 dakika oldu uyanalı. Ardından hemen bir çay suyu koydum. Kahve suyu koydum. Bir kahve hazırlayacağım kendime. Bir kahvaltı yapayım dedim. Ama ondan sonra gözüm bu şeye takıldı. Dağa takıldı. Neyse. Baktım elektriğim var. Hani dün bir karavanın yerine oynatmıştık ya. Ben akşama kadar, zaten o gün batana kadar burada elektriğimi üretmiştim. %100'dü. Bayağı bir doluydu. Sabah kalktığım zaman saat 6 çeyrek gibi %50'si hala vardı. Buzdolabını falan kapatmadım. Deneyim dedim, bir de burada deneyeyim. Hani elektrik üretirken oluyor mu? Oluyor. Demek ki oluyormuş. Ha, bu şeye takıldı kafam. Hani ben gün doğumunu da izlemek istiyordum buradan da. Bu dağdan dolayı izleyemiyorduk ya. Gözüm oraya takıldı. Dün böyle çobanlar, mobanlar da o tarafa doğru gidiyordu. Böyle yarısına kadar falan çıkanlar oluyor. Bu karşıdaki gün doğumunu engelleyen şu tepeliğin oradan. Ben oraya çıkacağım bugün. Bir bakayım ne var, ne yok orada. Ardında ne var, ben merak ediyorum. Onun ardından böyle güzel bir gün doğumu olacak mı? Hem biraz daha hareket etmiş oluruz. Korona yasaklarından dolayı zaten iyi bir çip yatıyoruz, iyi bir çip yatıyoruz. Bir kilo aldık, bir kilo aldık, göbeğe çıkardık. Siz de öylesiniz değil mi? Çoğunuz öyledir, ben biliyorum. Hadi. Ya şimdi göbeğe çekme içine. Çıktı bunlar. Ben 7-8 kilo almışım mesela. O dağa çıkacağım ben bugün. Ya zorlanma filan bir anda demeyin. Arkadaşlar ben normalde bu kadar fazla sigara içiyorum. Aslında ben 2 paket, 2,5 paket, bazen 3 paket sigara içiyorum ama ben rutinimde spor vardır. Ben sabah zaten bu saatlerde kalkıp koşuya çıkan bir adamdım. Ben günde en kötü hiç yapmasan 10 kilometre yol koşuyordum. O yüzden çok sıkıntı olmaz. Şimdi benim eski askerlik zamanından kalma bir abim de izliyor bu videoları. Nurdoğan, uzman çavuş. Abi beraber o dağlara çıkıyorduk biz seninle. Yani bir sıkıntı yoktu. Sen gayet güzel, iyi gidiyordun da. İşte ben de gidiyorum şu anda. Ağrı Dağı'nda az böyle koşturmadık seninle. Her neyse. Hani ben zaten rutinimde spor yapan bir adamım. Bu koronadan dolayı, işte bu karavandan dolayı bazı işte koşturmacalarımız oluyor. Ben bir düzenli hayata geçemedim. Yani şeyde de yazmış, göçebe hayatı bilmem ne yapıyorsunuz gibisinden bir yorum okudum bir sabahtan. Tercih meselesi arkadaşlar. Yani ben bunu da yaşamayı tercih ediyorum. Ben böyle bir hayatı tercih ediyorum. Hani olumsuz, yani yıkıcı şey eleştiriye gerek yok. Hani sen sevmezsin, yapma, tamam, amenna, da ben seviyorum. Sen benim sevdiğim bir şeye böyle müdahale etmeye çalışma bence. Hani yorumlarınızı falan okuyorum. Ben çok mutlu oluyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum sizlerden. Hani demek ki kalp kalbe karşıymış. Ben de hepinizi seviyorum. Hani yorumlarınız da benim için çok kıymetli. Hepsini okuyorum arkadaşlar. Burada gidiyor geliyor internet, bilmem ne oluyor. Hani ben bu arabayı oynatmadan önce bir nokta bulmuştum ya şu çatıda. Burada o noktayı tam bulamadım. Yani bir 5 santim bu tarafa kayınca çekiyor. Böyle yapınca çekmiyor. Hani 90'lı yıllardan kalma bilenler bilir. Hani küçükler tam anlamaz ne diyor bunlar diyor da. Şu kadar anten vardı, hatırlayın. Sony Ericsson bilmem ne. Camdan dışarıya sarkardık yani böyle. Hani sarkacak bir cam olsa ya da sarktıktan sonra çekiyor olduğunu bilsem ben sarkarım. Ki zaten çatının tepesine de çıkmıştık. Çatıya da çıkmıştık daha doğrusu. Yani neyse, ben gene çok konuştum sabah sabah. Şu kahvenin suyu kaynamak üzere. O kahvenin ardından ben bir termosuma çayımı demleyeceğim. Kahvaltı için çok beklemek istemiyorum. Meyve falan aldım kendime. Birkaç tane de böyle atıştırmalık bir şeyler aldım. Sırt çantama yükleneceğim. Yallah o dağın başına. Çok merak ediyorum orayı. Eminim öyle güzel bir şey vardır ki.
manzara vardır ki. Eğer şimdi göz kararı kestirebilirsek bu dağın ardında güzel bir manzara olacağını, o gün doğumunu, ben yarın biraz daha erken kalkarım. Sorun değil. Ben zaten 6, 6.30, 7'den önce sürekli kalkıyorum. Alışkanlık olmuş artık. Ben saat 5 gibi kalkarım. Saat 7.30 civarında gün doğumu var. Ben 7.30'a kadar oraya çıkarım herhalde. Şöyle göz kararı bakıyorum da. Çıkarım herhalde. Çıkamazsam daha erken kalkarım. Biraz yüksek. Biz Ağrı Dağları'na da çıktık. Hey yavrum. Küçük Ağrı varmış, büyük Ağrı varmış. Değil mi? Nurdoğan abi. Evet, 2005-2006 yıllarında Ağrı'da askerlik yaptım ben. Jandarma komando bölüğü. Çok güzel günlerdi. Dağın başına çıktığımız zaman görüşürüz. Ya da yolda ben bir mola falan verirsem ben tekrar açacağım bu kamerayı. Öyle görüşürüz artık. Evet, hazırlıkları tamamladım. Sırt çantamı aldım. Şu dağa doğru, arkamızda gördüğünüz, göremediniz belki de, şu dağa doğru. Bakayım, görünmüyor. Neyse. Çıkacağız. Bayağı yüksek. Oralarda ne var ne yok bilmiyorum. Şöyle kendime bir yamaç seçmem lazım aslında. Yavaş yavaş gideceğim için çok da sıkıntı değil. Çantamı hazırladım dedim. Çantama dün Durmuş amca kurtmuk dedi ya. Tokmağımı hazırladım. En kötü şöyle kafasına bir tane vururum. Tamamdır. Arkadaş. Yiyecek içecek bir şeyler aldım gene. Sigara stoğumu koydum. Şöyle bir yamaçlık yer arayacağım. Evet, ben biraz ilerledikten sonra da tekrar açarım videoyu arkadaşlar. Şu karavanı da gözümün önünde tutmak istiyorum. Hani bu taraftan bu taraftan çıkayım. Arada bir bakayım orada. Yerinde duruyor mu, durmuyor mu? Ondan emin olmak lazım. Şu tarafta bir yer gördüm aslında ben. Arkadaşlar, hani geçenki videoda küçücük ağaç falan demiştim ya. Bunlar kesim sahasıymış. Bir giriş buldum. O girişte tabela vardı. Kesim sahası falan diyordu. Bakın burada da ağaçlar falan hep kesilmiş. Yol boyu bu şekilde. Çok engel oluyor bana çıkışımda ya. Yatırmışlar şuradan. Hadi geç, nereden geçiyorsan geç. Evet. Bütün ağaçları yatırmışlar. Küçük küçük ama kesim sahasıymış. Demek ki özel dikilmiş kesim için. Bilmediğim şeyi de öğrenmiş olduk böylece. Ben daha tepeye doğru çıkmaya devam edeceğim. Bir mola verdiğim zaman görüşürüz. Az önce şurada bir gürültü oldu. Bir ses geldi oradan. Kışt kışt ettim, bir şeyler ettim, bir taş fırlattım. O tarafa doğru kesildi. Tokmak hazır. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Ha, bu arada bu kesilmiş ağaçlar bayağı bir engelliyor beni. Kesilmiş, yıkılmış, kesilmiş, yıkılmış. Geçecek yer bulmakta da zorlanıyorum. Şimdi tam yolumun üzerindeyken şu ağaçların üstünden ne atlayacağım, zıplayacağım. Şurada gürültü gelince bir kamerayı açayım dedim. Belki buradan bir şey görürüz ederiz. Hadi. Hadi. Neyse, ben kapatıyorum, hadi. Görüşürüz. Yaklaşık bir saatin ardından bir nokta buldum ben kendime. Hani çıkmak istediğim yere bayağı yaklaştım aslında. Hani, o tepenin ardında bakacağım. O tepenin ardından bir gün doğumu falan bir şey bulabilir miyim diye, ama bu arada tepede de bulutlar çoğalmaya başladı. Ben burada şimdi bir mola vereceğim. Çayımı ne içeceğim? Şu yıkılmış ağaçlar bayağı engel oldu bana açıkçası. Bu ayaklarım falan çizildi hep. Yani profesyonel bir ekipmanla çıkmadık ki. Yürüyüş yapacağız diye çıktık. Bir patika falan buluruz dedik. Patika yok. Hep o ağaçlar yıkılmış, atlıyoruz, zıplıyoruz, atlıyoruz, zıplıyoruz.
şurada bir şey gördüm ben. Buraya daha önce kim geldiyse bir kütük var. Üstünde de iki tane, üç tane taş koymuş. Görebiliyor musunuz? Şöyle bir daha bakayım. Herhalde görüyorsunuz. Ben onun yanına bir de ben taş koyacağım şimdi. Tepe kardeşliği yapalım. Neyse. Şu çayımı falan bir hazırlayayım ben. Daha doğrusu çıkarayım her şeyimi. Şu sırtımdan da şunu atayım. Biraz terledim tabii. Üzerime montum falan almıştım çantamda. Onları. Oo, kaya yuvarlandı. Bak. Ne var ki orada lan? Ya. Böyle ses çıkarmak lazımmış da. Hadi hadi. Hadi. Domuz bomuz herhalde ya. Durmuş amca dünkü çoban bu arada. Durmuş amca. Domuz bir şey yapmaz yani dedi bana. Yapmaz. Buradan aşağıyı görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim biraz. Biz bu kadar yol çıktık. Şu yeşil alan, o bizim yeşil vadi, tatlı vadi. Şöyle çıktık geldik. Bir patika olsa ben buraya 40 kere çıktıydım ya. Şu ağaçlar, yıkılmış ağaçlar var ya, mahvetti. Neyse ya. Ben çayımı içeyim. Gene çenem düştü benim. Görüşürüz. Telefonum az önce şuradan yuvarlandı. Ama hala taş gibi. Kırık çıkık bir şey yok. Çekim de yapıyor. Ben şu taş koyma törenine gidelim biz şimdi. Neredeydi o? Ha, buraya koydum. Tam bu taşı koyarken çekeyim dedim. Elimden fırladı gitti. Al. Taş kardeşiyiz artık. Zirve kardeş. Arkadaşlar herhalde kesim alanlarından çıktık. Bayağı da bir yol kat ettik. Ben gene bir iki kere bu telefonu düşürdüm. Gene bir şey yok. Neyse. Burada acayip bir sis bastı. Bakın şunu göstermek için açtım ben size. Şu sisin hareketine bakar mısınız? Dikkat et bak, o aşağıda beyaz görüyor musun bilmiyorum. Çok hızlı hareket ediyor. Her taraf gene sis basacak. Burada da acayip bir rüzgar var. Bak bak, harekete bak. İncin top oynuyor. Sesse daha yok. Bak bana şöyle alan olsun. Başka bir şey istemiyorum ben. Kesilmiş ağaçlardan zıplamaktan yoruldum. Bak ne güzel bak. Hop 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 hop. Issızlık çok güzel ya. Issızlık çok güzel. Bu arada burada az bir internet çekti. Oradan baktım ben bu buradaki mekanlarda. Kurt, kuş, ayı, kedi, köpek ne var? Hepsi var.
Ama ses çıkararak yürüyorum. Bak bu videoyu da bağıra bağıra çekiyorum aslında. Yani bağıra dediğim öyle cingen bebesi gibi bağırma şeyim yok benim de. Yani biraz daha yüksek sesle çekiyorum. Burada bir tepelik de ormanlık alan burası. Buradan gün doğumu falan yalan oldu. Ancak güneşi görüyoruz biz burada. Şöyle. Gün doğumu işimiz yalan oldu. Ha, gün doğumunu ben görürüm, görmesine de. Gece çıkmam gerekecek bu yolu. 3 saatim aldı buraya çıkmak. Bunun bir de yukarısı var. Bir yukarısı da var bu işin. Hani 2 saatte orası alsa. Ben aşağıdayken şöyle gözüme küçük geldiydi de. Ya çıkardım ben, böyle yer olsa ben gene çıkardım da. Bir bak şuraya bak. Az önceki ya, geçtiğim yerlere bak. Burada bir çit var. O neyin çiti acaba? Bak bak. Dikenli çit çekmişler. Neyin çiti acaba? Bir tane film vardı ya. Bir yorumda bir arkadaşımız şey demiş. Hiç başına bir iş geldi mi? Ya gelmedi de bu gidişten gelecek. Kaçmıyorum, bir bak halime. Şu çit. Ben atlarım buradan da. Şurada yıkılmış bir yer var hatta. Oradan geçeyim de, geçince ne yapacağım? Arkası da orman. Şurada da var yıkılmış bir yer. Domuz yıkmıştır. Az önce bir bulut mulut bir şeyler vardı burada da. Gitti o şimdi. Aslında bu çit benim işime yaradı. Ha, şuradan bir kedi köpek kurt kuş çıksa. Hop ben atlarım öbür tarafa. Uğrasın dursun diyeceğim de alttan geçer o ya. Neyse ama bizim neyimiz var? Sihirli tokmağımız var. Kafasına tık. Aynı bu şeye dönmedi mi? Arkadaşlar aşağıda kemer bağlıyorum. İşte kendimce kablo doluyorum. O ne kadar güvenliyse bu da o kadar şey benim için silah. Neyse şeyden daha iyidir hiç değilse bu selfie çubuğundan. En azından bir işlevi var. Demir bu, demir. Bak demir bu. Tak. Ben biraz daha ilerleyeceğim şimdi. Şu çitlerin ötesini merak ediyorum ben. Adamın da başını meraktan gelir işte. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Ben bir şu çitin ardına bir bakayım. Buraya çıktığımdan beri ilk defa bir çiçek gördüm. O da bu kayanın üstünde açmış. Ne çiçeği olduğunu da bilmiyorum. Ne çiçeği ki bu, bilen var mı? Dur göreyim. Biraz daha şöyle çıkayım da. Niye bir tek burada var? Niye sadece burada var? Çok güzel değil mi ama? Merhaba. Tokmağım ve ben burada bir kayalık bulduk. Bu kayalığın üstünde çıkınca 3 çizgi 3G'ye çekiyor burada. 3 çizgi 3G'ye çekiyor. Benim o karavanın olduğu yerde bile çekmiyordu. Nasıl olacak? Ya öğlen vakti oldu neredeyse. Hava kapalı. Zirveye de az bir yolumuz kaldı. Şuradan belki görürsünüz. Çok az bir yolumuz kaldı. Biraz daha dik buradan sonrası. Ama benim için şöyle dikliği mikliği sorun değil de bu saatte buraya ben gelsem o gün doğumunu gene kaçırırım.
Beni bir de zaten gelirken en çok yoran şey şu kestikleri ağaçlar var ya, o ağaçların arasından hoplamak zıplamak oldu. O ağaç kesilmiş ağaçları atladıktan sonra o kadar çok rahat ettim ki. Şu aralardan çık 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 çık. Her tarafa çık. İstediğin yere git. Elde tokmak. Ya zaten insanın olmadığı yerde ne olacak ki? Bir arkadaş demiş ya yorumlarda. İnsanlardan gelir ne gelirse. Doğru söylüyor. İnsan ve insan yapımı bir şey olmadıktan sonra kolay kolay başına bir şey gelmez insan. Ben bu ıssızlığı seviyorum. Bu sessizliği, sessizlik derken doğanın sesini seviyorum. Çektim birkaç yerde size bu kuşların falan sesini, ağaçların sesi falan geliyordur belki. Ne kadar güzel bak. Neyse ben şimdi burada bir mola vereceğim. Şu yorumlarınızı da bir okuyayım. Onlara da bir bakalım, cevaplamaya çalışırım. Çay içeceğim. Burada bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra belki yukarıya devam ederim. Belki aşağıya devam ederim. Herhalde biraz daha çıkarım buradan da. Ayakkabım müsait değil aslında. Şöyle kayaların üstünden falan çıkarım da, çakıllar, kumluk alanlar var. Oraya denk gelirsek işimiz yaş. Neyse. Sonra ben tekrar açarım videoyu. Biraz önce dedim ya, burada internet çekiyor, 3 diş 3G çekiyor diye. Yorumlarınızı buradan cevaplıyorum şu anda çayımla birlikte. İyi seyirler hepinize. Şu taraftan az önce silah sesi geldi. Bir çoban var herhalde. Köpek sesi falan geldi. Ben az daha yüksek bir kayanın üstüne çıkayım da bari köpek möpek gelirse saldırmasın. Ben buradan ineyim artık ya. Zaten karavanımdan da bayağı uzaklaştım. İneyim ben buradan, ineyim aşağı. Çıkış yeri olsa çıkardım. Çıkış yeri de yok. Bak bak, bağırıyor bak. Sesi geliyor mu size? Neyse ben şunu kapatıyorum. Yüksek bir yere çıkacağım. Görüşürüz. Çobanı gördüm. Bağırıyor oradan. Bir sesleneyim de benim burada olduğunu bilsin. Çobanı değil de sürüyü gördüm aslında. Sürü geliyor. Ben şu taşın üstüne çıkayım. Bunların köpeği möpeği vardır. Ramazan da adı Ramazan. Rahmet var. Bak, keçiler oradan geldiğine göre oradan yol var demek ki. Ben de buradan geri döneceğim. Taşı yukarıdan indim az önce. Çobanı görünce, aşağıda karşılaştığım, muhabbet ettiğim çobandı zannedersem. Zirvede az bir şey kalmıştı aslında ya. Şuradan yardırdım mı giderdim de. Çok dik. Hani bir de buranın bir çıkış yeri vardır illa. Bak çoban nasıl geldi oradan oraya. Biz dolandık tünellerden. Bu nereden çıkacağını bilmeden körü körüne gitmeye de gerek yok. Çok da merak ediyordum orayı ya. Neyse. Aha, gök gürledi. Neyse ben ıslanmadan aşağıya iniyorum arkadaşlar. Bayağı da çıkmıştık ya. Ta şuradan indik bak. Aşağıda görüşürüz. Amca beni görsün diye bir ses verdim, bir şey ettim de. Kurt mu zannetti, bir şey mi etti bilmiyorum. Havaya mı sıkıyor? Bir iki tüfek patlattı oradan. Komedi filmlerine konu olmaya gerek yok. Buradan yardır inerim ben şimdi. Çobanın istikameti bu. Benim istikametim bu olmalı. Gök gürlüyor zaten.
durduk yeri. Şuradan. Neyse ben kapatayım da rahat rahat ineyim buralardan. Düşerim. Amcanın geldiği yolu buldum. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Çünkü aha. Gene silah attı. O herhalde kurt mutlu varsa onu korkutmaya çalışıyor da. Oradan korkan bize doğru gelir mi? Gelmez ya. Şu keçi pisliklerini takip edeceğim. Müthiş iz sürme tecrübelerimi de sizinle paylaşmış olurum böylece. Gele gide buraya yol yapmışlar. Her yerin bir bileni var. Neyse. Rahat yolu bulduğumuza göre. Bağırıyor amca da orada. Hani şey demiştim ya çıkarken. Bu ses çıkarmak lazımmış falan diye. Doğru demek ki. Baksana adam sıka sıka gidiyor. Buralarda bir patika bulmuştum az önce de. Keçi pislikleri şu bu derken. Şimdi kaybettim. Bir yerde keçi pisliği alıyor. Bir 5-10 dakikadır görememiştim. Sinekler, minekler. Aha buldum. Buldum. Evet şimdi arkadaşlar. İz sürmedeki temel şu. Bir pisliği bulunca bir bakacaksın. Tabii ki bakmayacağım. Bakmam. Buldum herhalde. Burada bir hafif yol var gibi. Neyse takip edeceğim ya. Bu yol daha mantıklı. Benim çıktığım yoldan. Evim canım evim. Geldim. Ne kadar kolaymış. O patika ya. Hem de tam neredeymiş biliyor musun? Bak. Bu karavan hemen şu. Şuradan da çıkış. Buradan verince sağlı ta oralara doğru dolana gidiyormuşsun. Şu zirveye az kalmıştı aslında ulaşmamız da. Taş, toprak bilmem ne. Bir de çalışma yapmak lazım. Bayağı dik oradan sonrası da. Ekipman falan da gerekebilir. O kadar da profesyonel iş yapmayacağız tabii biz. Amaç yürüyerek orada bir güzel nokta bulmaktı. Çok güzel yerlerde buldum ben. Oturdum, çayımı içtim. Ondan sonra bir şeyler yedim, yemeğimi yedim, meyve almıştım yanıma. Onları yedim, konserve falan aldım. Sonradan çoban geldi. İki tane çoban var burada, burayı kullanan. Bir Durmuş amca var, bir Ramazan amca var. İkisinden biriydi, seslendim de. Adam sıka sıka gitti valla. Kurt kuş bir şey var herhalde oralarda da. Ya da gelmesin diye mi ne? Ben de kaçtım geri aşağıya. Gün doğumu tepesi maceramız burada bitti bugünlük. Belki yarın bu patikayı kullanarak oraya çıkabilirim tekrardan. Hani bu dağın ardını aşmak istiyorum. Bakın şurada hemen şu elimin ucunda. Dur. Şu elimin ucunda bir yer görüyorsunuz ya. Oraya çıktım. Onun arkasına devam ettim. Şu taraflara doğru geldim bak. Şuralara doğru. Bayağı bir gitmiştik de. Neyse. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.